merhabalar sayın seyirciler. Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Erzurum'un Horasan ilçesinde 30 ülkücünün AK Parti'ye katılması sonrası yaşanan tartışmalara AK Parti Erzurum Milletvekili adayı Mustafa Ilıcalı son noktayı koydu. Milletvekili adayı Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı'nın Horasan ilçesini ziyareti, ilçede siyasi atmosferi bir anda değiştirmiş ve bir grup ülkücü Profesör Doktor Ilıcalı ile görüştükten sonra AK Parti rozeti takmıştı. Horasan ilçesinde 30 ülkücünün AK Parti'ye geçtiği yönündeki iddiayı yalanlayan bazı çevreler, ülkücülerin adresi MHP'dir. Ülkü ocaklarından istifa edip AK Parti'ye geçtiği iddia edilen ülkücülerin ülkü ocakları kaydını önümüze koysunlar. Yok böyle bir şey, yok böyle bir yalan ve iftira şeklinde açıklama yapmışlardı. Kendisiyle görüşülen ülkücülere rozet takan Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı iddialara Kanal 25 aracılığıyla yanıt verdi. Ilıcalı, AK Parti'mize sadece Horasan'daki ülkücü kardeşlerimiz değil, birçok kesimden büyük teveccüh var. Şimdi partimize gelenlere belgeni çıkart mı diyeceğiz? Sonra geçmişi araştırma bizim işimiz mi? Bu iddialara en iyi cevabı halkımız 1 Kasım seçimlerinde verecektir. AK Parti'nin oy oranının nedenle yükseldiğini iddia sahipleri görecek, dedi. Ya şöyle, o panik içerisinde olmaya bağlıyorum. Çünkü o bizim yaptığımız 30 kişi sembolikti. Binlerce kişinin aynı şekilde 1 Kasım'da vereceği oylarla 1 Kasım akşamı, en geç 2 Kasım sabahı ortaya çıkacak. İşte 30 kişi mi, 1000 kişi mi, 10 bin kişi mi? Milletin iradesiyle ortaya çıkacak. Ben bir 35 yıllık hoca tecrübesiyle bir aydır arazideyim, binlerce kişiyle görüşüyorum. Bu izlenimlerim şaşmaz Allah'ın izniyle. Bugün de işte bir arkadaşın açıklamalarını doğrudan doğruya televizyonda gösterecek şekilde videosu var. Falan dökende herkesin çok yakından tanıdığı Adnan Aktaş kardeşimiz, yılların MHP'lisi, çıktı dükkanının önüne. Anlattı. Şimdi ona ne diyecekler, bu arkadaş MHP'li değil mi? Ya esasında bu tip polemiklere hiç girmeye gerek yok. Herkes 1 Kasım'ı beklesin. İnşallah 1 Kasım sonuçlarında Erzurum'da da çok güzel bir sonuç olacak. Türkiye'de de. O sonuçların açıklanmasından sonra o değerli arkadaşlarımın ne açıklayacağını çok merak ediyorum. Bu bizim 30 kişi sembolikti. Bunun benzerleri her gün oluyor. Ama onlar bizim rozet takmamızı istediler. Bu manada rozet takıldığı için medya da oradaydı. O görüntüleri izlediler. Basında çıktı. Şimdi basına yansımayan binler var. Ben köylere gidiyorum. Dün bir Dadaş köyündeydim. Kaç kişinin oradan geçiş yaptığını seçim sonucunda görsünler. Narman'daydım. Oradaki Narman'ın içinden, ilçelerinden görsünler. Palandöken'den görsünler. Yani bunun somut sonucu halkımızın özgür iradesi 1 Kasım. Bu 1 Kasım'a adres gösteriyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Palandöken Belediyesi cuma namazı sonrasında ilçenin 8 farklı noktasında aşure dağıttı. Muharrem ayının güzelliklerini vatandaşlarla paylaşan Atatürk Üniversitesi kampüsünde Kayak Yolu, Hacı Osman Efendi Camii, Yunus Emre Mahallesi, Baba Dereli Camii, Sakıp Efendi Camii, Alvarlefe Camii, Yıldızkent Camii, Yenişehir Ebu İshak Camii ve Yenişehir Müftü Solakzade Camii önünde standlar kurularak toplamda 30 bin kişiye cuma namazı çıkışı aşure dağıtan Palandöken Belediyesi halkın yoğun ilgisiyle ve memnuniyetiyle karşılaştı. Allah hayırlı olsun. Allah Yenişehir Müftü Solakzade Camii önünde yapılan aşure dağıtımı programına Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İlçe Kaymakamı Gürbüz Karakuş, AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, Doktor Ahmet Yaptırmış, AK Parti İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, İlçe Müftüsü Sıtkı Beydilli, Belediye Meclis üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazı çıkışı vatandaşlara kepçelerle aşure ikramında bulunan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, halkla bütünleşmeyi belediye olarak çok önemsediklerini belirtti. Başkan Bulutlar, Hicri yılbaşımızın ve aşure gününün tüm İslam alemine hayırlara vesile olması temenni ediyorum, dedi. Öncelikle Muharrem ayının ülkemize ve tüm İslam alemine şu sıkıntılı günlerde
fitnenin yoğun olduğu şu günlerde hayırlara vesile olmasını öncelikle Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu Muharrem ayının Ramazan ayından sonra en kutsal ayı olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Özellikle Rabbimin kainatın dizaynının yapılması, aynı zamanda bu ayda kıyametin kopması birçok rivayetlerde belirtiliyor. Dolayısıyla ülkemizin birlik ve beraberliği, kardeşliği ve milli dayanışmamıza vesile olsun düşüncesiyle bu organizasyonu yaptık. Ben hepinize teşekkür ediyorum ve herkese de afiyet olsun diyorum. Palandöken Belediyesi'nin her yıl geleneksel hale getirdiği aşure ikramına katılan AK Parti Erzurum Milletvekili adayı Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı ve Doktor Ahmet Yaptırmış'sa böylesine güzel, anlamlı ve hayırlı bir ay olan Muharrem ayında dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştiren etkinliği yaşatmasından dolayı Palandöken Belediye Başkanımız Sayın Orhan Bulutlar'a teşekkür ederiz dediler. Güzel günde böyle bir vesileye sebep olduğu için tekrar tekrar tebrik ediyorum. Bu konularda da başarılı çalışmalarını biliyoruz, hepimiz görüyoruz. İşte bu gördüğümüz gibi çok güzel bir güzellik. Cuma günü, bu güzel günde cuma namazımızı kıldık. Allah şu bu birlik beraberliğimizi bozmasın. Bu manada bu bizim birlik beraberliğimizi bozmak isteyen kötü niyetli insanlar var içeride dışarıda. Onlara karşı da biz inşallah hiçbir zaman bu Erzurum'un milli mücadeleyi başlatan bu şehir, bu direnciyle, bu beraberliğiyle beraber hiç taviz vermeden emin adımlarla yoluna devam edecektir. Bu vesileyle de yaklaşan 1 Kasım seçimlerinin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazanımlarımızın artarak devam etmesini diliyor. Tekrar başkanımıza teşekkür. Bu aşureyden aşureyi alan değerli hemşerilerimize de afiyet olsun diyorum. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK davada öncelik siyaset etmek değil, halka hizmet vermektir. Halkın rızası, hakkın rızasıdır. Yüreğine hakka dayananların başka bir niyeti olamaz dedi. AK davanın fiziki manada hayata geçirdiği yatırımlar da olduğu gibi manevi alanda da Türkiye'de çığır açan atılımlar kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir, AK dava dönemi milli iradenin iktidarıdır. AK dava halkın sesi, vicdanın ve ifadesidir. Halk irfanına erişemeyenler, hakka gönül adayamayanlar bu mübarek niyeti anlayamazlar dedi. Düşünce, teşebbüs ve inanç hürriyeti olmadan hiçbir sosyal ve ekonomik yatırımın önem bulmayacağını vurgulayan Milletvekili Aydemir, AK davanın en belli ve en bariz tarifi ve açılımı 28 Şubat zulmüne verilen cevaptır. Dün ezanı asıl halinden uzaklaştırarak halkın inancıyla oynamaya kalkışanların 2000'li yılların başında tarihi bir zulmet devri olarak geçen 28 Şubat senaryolarının sahneleri karşısında ilk ve tek yürekli ses, vicdanlı duruş ve kararlı mücadele veren tek hareket AK Dava hareketi olmuştur. Zulmü alkışlamayın, zalimi asla sevmeyenlerin AK Dava'da buluşmaları bu sebeptedir dedi. 28 Şubat zulmün ortak olanlar, halkın inancını sırlandırmayı amaçlayan kararlar altına imza koyanların bu aziz millete ne bakacak yüzü ne de söyleyecek sözü olamaz diyen AK Parti Milletvekili Aydemir, tarih millet iradesinin esas olması yolunda kefenini cebinde taşıyanlarla aziz milletin iradesine hayır diyenleri aynı sayfalarda hem beşeriyet hem de millet izanına sunmuştur. 1 Kasım seçimleri millete canını ve yüreğini adayanlarla millet yolundan çıkanları tefrik edecektir vurgusunu yaptı. Seçim beyannamesinde CHP, MHP ve HDP'nin 1400 ile 1800 lira arası değişen asgari ücret vaatlerine AK Parti'nin 1300 lira ile katılmasıyla ücretin yılbaşında en az 1300 lira olacağı kesinleşti. 7 Haziran seçimlerinde muhalefet partilerinin 1400-1800 lira arasında değişen asgari ücret vaatlerine 1 Kasım seçim beyannamesinde AK Parti de katıldı. AK Parti'nin 1300 liralık vaadiyle gelecek yıl Ocak ayından itibaren asgari ücretin en az bu seviyeye çıkacağı anlaşılıyor. Bekar ve bir asgari ücretlinin eline halen 1000 lira 54 kuruş ücret geçiyor. Asgari ücretin artırılması işçi ücretlerinin yanı sıra daha birçok şeyi birden etkiliyor. Hepsinden çok da SGK'yı etkiliyor. SGK'ya işçiler ve bağ kurular için ödenen primler asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Prime esas kazançların tabanı brüt asgari ücret, tavanı ise bunun 6,5 katı olan uygulanıyor.
Bu nedenle asgari ücretin artırılmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim gelirleri de yükselecek. Halen 1273 TL olan brüt asgari ücret 1655 liraya çıkarılacak. Normalde artış %10 dereceye kalsaydı brüt olacaktı. Brüt ücrette yaşanacak 255 liralık ilave fark Sosyal Güvenlik Kurumu'nun her bir sigortalı işçi için ayda 60 lira, her bir 4 beyli Bağkur işçisi için de 86 lira daha fazla prim alması anlamına geliyor. Halen 13 milyon 900 bin işçi 2 milyon 800 binde 4 beyli bulunuyor. İşçilerin yarından fazlası Bağkurlarında tamamına yakını primi asgari ücret üzerinden ödüyor. Kayıt dışının artmayıp sigortalı sayısının aynı kaldığı varsayımıyla asgari ücretin 1300 TL'ye çıkması Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aylık prim gelirlerini ilave 1.1 milyar lira artıracak. Yıllık bazda ilave gelir artışı ise 13 milyar liraya ulaşacak. Giyim sektörünün önde gelen markalarından biri olan İGS, fabrika satış mağazasını düzenlenen törenle Ilıca yolu üzerinde açtı. Hayırlı uğurlu olsun. Pelit Meydanı'nda bulunan satış mağazasıyla Erzurum'a hizmet veren giyim sektörünün önde gelen markalarından İGS, hizmet ağını genişletti. İş adamı İkram Hoş'un bayiliğini yaptığı İGS mağazası Ilıcalı yolu üzerinde fabrika satış mağazasını açtı. Düzenlenen açılış törenine Vali Ahmet Altıparmak, AK Parti Milletvekili adayı Mustafa Ilıcalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Sütbeyaz, Azizye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aşkale Belediyesi Başkanı Enver Yaptırmış, Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Mehmet Eminöz ve çok sayıda davetli katıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Protokol mensupları için düzenlenen açılışta İGS mağazasının kurdelası kesildi ve davetler açılış sonrası mağazayı gezdi. Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor Kulüp Başkan Vekili Ünsal Kıraç, Mavi Beyazlıların bu sezon bir üst lige çıkacağını ifade etti. Lamitimi yok, alternatifi yok. Şartlar ne düzeyde gelişirse gelişin, bu dönem Erzurum Spor'umuz bir üst kümeye yükselecektir. Başkan Vekili Ünsal Kıraç, Erzurum Yönetim Kurulu üyesi Zafer Aynalı ile birlikte Erzurum Spor Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında Palandöken Kartalları'nın ligdeki durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kıraç, şartlar ne düzeyde gelirse gelsin bu dönem Erzurum Spor'umuz bir üst lige yükselecektir dedi. Lamitimi yok, alternatifi yok. Şartlar ne düzeyde gelişirse gelişin bu dönem Erzurum Spor'umuz bir üst kümeye yükselecektir. Buna ilk günden şahsen ben ve yönetici arkadaşlarım inandığımızı ve inandığımızı da gerçekleştireceğimizi sizlere esasen taahhüt etmiştik. Yazılı olmasa da sözlü olarak, görsel olarak biz bunun taahhüdünü sizlere vermiştik. Bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehirimizin yani Mehmet Sekmen Bey'in bu konudaki inanılmaz desteği, maddi manevi desteği, sonra kulüp başkanımız Aldemirhan Bey'in destekleri ve birbirine inanmış, güvenmiş, kenetlenmiş, tek bilek, tek yürek olmuş 30 kişilik bir yönetim yolumuza şampiyonluk parolasıyla inanarak çıktık ve emin adımlarla da devam ediyoruz. Gelecek yıllarda altyapımızdan en az 5-6 futbolcunun yani iskeletin Erzurumlu kardeşlerimizden yetiştirerek sahaya sunuyoruz. Bu hem Erzurum ekonomisine çok büyük faydası olacak, hem Erzurumlu gençlerin azmini kamçılama noktasında bana göre fevkalade bir gelişme olacaktır. Şu anda altyapıdan
kadroya aldığımız kardeşlerimiz yani her an patlamaya hazır. O manada yine Erzurum patentli iki kardeşimiz oynuyor. Fevkalade ivme kazandılar yavaş yavaş. Tam bulundukları noktayı artık burayı benden kimse alamaz noktasına getiriyorlar. Bu da bizim için sevindirici. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor cumartesi günü oynanacak Bursa Nilüfer Spor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. Spor Toto 3. Lig 1. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Mavi Beyazlı takım yarın kendi evinde Bursa Nilüfer Spor'u ağırlayacak. Hazırlıkları sürdüren Erzurum sporlu futbolcuları yağmur yağışı altında antrenman yaparak 3 puan parolasıyla maça çıkacaklarını belirttiler. Kulüp başkanı Ali Demirhan taraftarlarla birlikte ve beraberlik içinde kenetlenerek bu maçı da alarak şampiyonluk yolunda kararlılıkla devam edecekleri ve her kesimden Erzurum spora destek bekledikleri mesajını verdi. Başkan Demirhan, biz taşın altına kolumuzu koyduk. Biz bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede birlik ve beraberlik içinde bir olacağız. İş adamlarımızdan, sivil toplum örgütlerinden, esnafımızdan, memurumuzdan yani cefakar Erzurumsporlu taraftarların desteğini bekliyoruz. Biz taşın altına yüreğimizle birlikte kolumuzu da koyduk. Erzurumspor hemşehrilerimizin Kazım Karabekir Stadyumunda cumartesi günü oynayacağımız Bursa Nilüfer Spor maçına bekliyoruz. Teknik heyet olsun, futbolcularımız olsun, yönetimle olsun şampiyon olmak için dadaşlık ruhumuzu ortaya koyduk. Bu hizmet bayrağını hep beraber yükselteceğiz. Erzurumspor'u şampiyon yapıp hep beraber başarıdan başarıya koşturacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde hem dadaşlık hem de palan döken ruhunu tüm Türkiye'ye göstereceğiz dedi. Kanal 25 Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapım demeye geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.